كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 6 yaşındaki bir kıza bunu yapan zaten sapıktır, şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Bunu konuşuyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli kardeşlerim, önemli bir mevzu hakkında günlerdir gelen yüzlerce mesaj hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle biraz rahatsızım, hakkınızı helal edin. Boğazlarım kötü, öksürük var. Yani sohbet esnasında öksürürsem kusurumuzu affedin. Dua da edin inşallah. Boğazlarım rahatsız. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yüzlerce mesaj geldi, telefonlar geldi. Bu İsmail Ağa cemaatinde olan mevzu hakkında, Hira Nur Vakfı'nda olan mevzu hakkında, 6 yaşındaki kızın gelin olması hakkında, istismar hakkında, yani gelen soruların, hatta sabık insan belli bir şey sonra artık hani cevap veremiyor ve biz de her zaman ne diyoruz? Biz sorulara yetişemeyince video çekmek zorunda kalıyoruz. Zaten bu mevzu 3-4 günlük en az bir mevzu. Biz konuşmadık, sustuk dedik, bize düşmez. Ama soruların ardı arkası kesilmeyince biz dedik ki biz de iki kelam edelim. Şimdi arkadaşlar, yani bu bütün olayların arkasından neden İsmail Ağa çıkıyor? Onu bir konuşalım bakalım, değil mi? Ya bir olay oluyor, arkasında İsmail Ağa var. Bir şey oluyor, İsmail Ağa çıkıyor. Niye hep bunların arkasında İsmail Ağa var? Bunu bir konuşalım inşallah. Şimdi arkadaşlar, mevzu ne? 6 yaşındaki bir kız zorla biriyle evlendirilmiş. Belli bir yaşa kadar hep istismar edilmiş. Belli bir yaştan sonra evlendirilmiş ve boşanmış. Böyle yani mevzunun o tarafı karışık biraz. Yani kimin ne dediği belli değil. Kimisi bana taciz ediliyor, kimisi alakası yok diyor. Kimisi ben işte o kız beni işte zorla şöyle yaptılar. Babasının şimdi açıklamaları var. O neydi, o Hira Nur Vakfı'nın başkanı mıymış? O hoca efendi açıklama yapmış. Yani konuşulanların şahsımla hiçbir alakası yok, böyle bir şey iftira, ortada böyle bir şey yok diye açıklama yaptılar. Babası böyle bir açıklama yaptı. Şimdi öbür taraftan baktığın zaman şu anda İsmail Ağa cemaatinden de şu anda İsmail Ağa cemaatinin resmi sitesinden de açıklama yapıldı. Olay ile Hira Nur Vakfı'nda yaşanan bu olay ile İsmail Ağa cemaatinin hiçbir alakası yoktur diye açıklama yapıldı. Şimdi iki taraf da konuşuyor. Bir taraf birini suçluyor, öteki taraf ben masum diyor. Şimdi arkadaşlar, buralara biz giremeyiz. Şimdi kimin ne olduğu mahkeme verilir, sonuçlar ortaya çıkar. Hak inşallah ortaya çıktıktan sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkar. Gelelim bizim mevzuya. Neden bu meselenin arkasında hep İsmail Ağa var? Şimdi bakıyorsun Twitter'a, sol cenahın tamamı attığı tweetlerde İsmail Ağa cemaatinin hocası, İsmail Ağa'nın şöylesi, İsmail Ağa'nın böylesi. Şimdi az önce Twitter'da bir haber gördüm. Tunceli'de bir cem evinde görevli bir dede, onlar dede diyorlar herhalde, Alevi bir dede, 21 yaşında galiba, engelli birine cinsel istismarda bulunmuş. Şimdi arkadaşlar bakın, bu her yerde böyle şeyler yaşanıyor. Biz bunları meşru gördüğümüz için böyle konuşmuyoruz. Ama asıl mevzu şu. İsmail Ağa, menzil, ehl-i sünnet cemaatler böyle şeylerde adı bile geçtiği zaman linç ediliyor. Vay İsmail Ağa şöyle, vay İsmail Ağa böyle, vay menzil şöyle, vay menzil böyle. Şimdi misal diyorum, misal. O hoca efendi diyelim, İsmail Ağa'dan bir hoca. Meselenin de misal diyorum, İsmail Ağa'la misal olarak bir bağlantı çıktı. Hemen yapılan yorumlar, tarikatlar, cemaatler kapatılsın. Peki ben sana şunu söylüyorum. Şimdi o Tunceli'deki mevzu, o Alevi dedesi böyle bir şey yapmış. Bir kişi çıkıp cemevleri kapatılsın diyor mu? Demiyor. Bir tane polis, kötü bir polis çıksa, kötü bir olay yapsa polis, bütün karakollar kapatılsın diye yaygara yapılıyor mu? Yapılmıyor. Bir doktor yanlış bir ameliyat yapsa, birini öldürse ya da bir hastasına taciz etse, bütün hastaneler kapatılsın diye bir yazı, bir Twitter, bir eylem yapılıyor mu? Yapılmıyor. İleri zekalılar,
diyorum ben onlara. E ileri zekalılar. Niye en ufak bir şeyde İsmaila kapatılsın, menzil kapatılsın, tarikatlar kapatılsın, cemaatler kapatılsın diyorsun. İsmaila açıklama yapıyor. Olayın bizle alakası yok. Kızın babası açıklama yapıyor. Böyle bir şey yok. İftiradan ibaret. Şimdi kimin ne oldu ortada belli bir şey yok. Hemen sol cenah, o sanatçılar, bilmem neciler, nokta noktalar. Efendime söyleyeyim, İsmail Ağa, Ayşe, İsmail Ağa. İsmail Ağa kadar başınıza taş düşsün diyorum. Evet, o kadar açık konuşuyorum. Ben İsmail Ağa'nın avukatı değilim. Onu da söyleyeyim. İsmail Ağa kendini savunur. Ama işin ucuna İsmail Ağa deyince sakallılar, cübbeliler, sarıklar, bunların hepsi böyle muhabbeti çıkıyor. 6 yaşındaki kıza bu yapılır mı? Haşa ve kella, dinimizde yeri yok. Bunu konuşalım. Ha, Anadolu'da beşik kerti diye bir şey var. Ama belli bir yaşa geldikten sonra, hani 15-16 yaşına geldikten sonra normal bir şekilde hazırlıklara başlanır. 18'inde gelince de evlendirilir. O ayrı mesele. 6 yaşındaki bir kıza bunu yapan zaten sapıktır. Şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Bunu konuşuyorum yani. 6 yaşındaki bir kıza bunu kimse yapamaz. Cinsel istismar, bilmem neler, bu sapıklıkları kimse yapamaz. Zorla evlendirilmek İslam'da yok. Bak onu da söylüyorum. İslam'da yok, babam istedi, yok anam istedi, yok töremiz böyle. Bu yok. İki taraf birbirini sevecek. İki taraf birbirini görecek. İki taraf birbirini tanıyacak. İslam'da bu şekilde evlilik yok. Bak bunu da söylüyorum. Hele 6 yaşındaki bir kıza nikah haşa ve kella yok. Yok o bir tane şey çıkmış, o adını anmayayım, neyse lazım. O kızla böyle sarmaş dolaş fotoğraflar çıkmış. Sapık. Sapık hem de ne sapık. Bir daha söylüyorum. Eğer gerçekse, bak eğer diyorum, misal gerçekse hepsine yazıklar olsun. Ama bu olayı kalkıp genelleme yapıp da cemaatler şöyle, tarikatlar böyle. Ya bir gidin Allah aşkına ya. Bir gidin Allah aşkına ya. Herhangi bir partiden bir tane bozuk adam çıktığı zaman o parti kapatılsın diyor musunuz? Demiyorsunuz. Bir tane öğretmen öğrencisine taciz ediyor, okullar kapatılsın diyor musunuz? Demiyorsunuz. Öğretmen öğrencisini yumruğuyla, tekmesiyle döve döve hastanelik ediyor öğretmen. Bütün Milli Eğitim Bakanlığı kapatılsın diyor musun? Demiyorsun. En ufak bir şeyde cemaatler kapatılsın, tarikatlar kapatılsın. Her şeyin içinde bozuk olabilir kardeşim. Beş parmağın beşi bir değil. Biz bunu yani meşhuru gördüğümüz için konuşmuyoruz. Haramdır, yasaktır, o ayrı bir şey. Ama sen kalkıp da en ufak bir şeyde, büyük bir şeyde de olur, ufak bir şeyde de olur, cemaatler şöyle, tarikatlar böyle, bilmem siz şöylesiniz diye bunu yapamazsın. Biz Allah için konuşuyoruz, Allah için ikaz ediyoruz. Yani bu meselelerde özümüzde sözümüzde bir olması lazım. Rabbim Celle Celaluhu bizi fitnelerden, fesatlardan muhafaza etsin. Rabbim Celle Celaluhu İsmail Ağa cemaatini, Menzil cemaatini, Ehl-i Sünnet cemaatleri böyle şeylerden muhafaza etsin. Allah rızası için de bize gelen yüzlerce mesaj atan kardeşime söylüyorum. Böyle şeylere inanmayın. Hep işin sonunda bakıyorsunuz, elhamdülillah hep Ehl-i Sünnet haklı çıkıyor. He, olursa bile bireysel günahları genele yüklemeyin arkadaşlar. Kişinin bireysel günahıdır. Ben şimdi bir günah işlesem, vay İsmail Ağa böyle diyemezsin. Ben bir günah işlesem, vay Menzil böyle diyemezsin. Hüseyin bozuk adam dersin. İsmail Ağa kapatılsın diyemezsin. Menzil kapatılsın diyemezsin. Rabbim Celle Celle bizlere akıl fikir versin. Rabbim bizlere selamet versin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.